dua et inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, geceniz hayırlı olsun, hoş geldiniz. Hayırlı kala, hayırlı inşallah. Hüsnü hatime nasip ola. Cümle ümmeti Muhammed'e Rabbim izzet ihsan eylesin. Okumam istediğiniz bir yer var mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, İmam Efendi Hazretleri Bavsımız Mübarek 4. defterinde 17. sayfa 4. sohbet başlık olarak şöyle: öyle ise sen bu ümmeti Muhammed'in büyüklerinin büyüklüğüne bak. Hay, evet, bu ümmeti Muhammed'in büyüklerinin büyüklüğü diyor. Efendi, evliyaullah üç kısımdır. Birini halk bilir, kendi bilmez. Bir kısmını kendi bilir, halk bilmez. Üçüncü kısmı da halk da bilir, kendi de bilir. Fakat der mi ki ben evliyaullah'tanım? Demez. Çünkü Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki ümmetine bu bir ihtar mahiyetindedir. Ya Fatıma, babam peygamber, ben peygamber kızıyım deme. Allah'ın rahmetine sığın. Ve amel et, ibadet et. Amel nedir, ibadet nedir? Amel de, ibadet de bir iş olsa da, evamir-i ilahiyenin farzlarını ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyye dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in efendim yaşam biçimi, işte her enbiyanın aleyhisselam ecmain Allah'tan almış oldukları emirler, o mürsel nebiler Allah'ın kitabını, Allah-u Teala'nın kendine vermiş olduğu suhufu insanlara tebşir eden ve Allah'ın azabıyla da korkutan o zat-ı kiramlar bunu uygulayışta en evvela kendileri kendi hayatlarına tatbik etmiş. Bu da bize neyi gösteriyor? Cenab-ı Mevla her mürsel nebisine ve enbiyasına, Resulüne
emrinin yaşanmasıyla birlikte bu işin esrarına, hakikatine ulaştırmış, kavuşturmuş. Lakin enbiya arasında da tabi meratip vardır. Lakin bunu ispat etmeden falan enbiya, falan peygamber, falan peygamberden üstündür demek caiz değildir. Ama Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğü ve üstünlüğü Kur'an-ı Kerim ile ve önceki Cenab-ı Mevla'nın göndermiş olduğu kitaplardan ve peygamberlere tebşiratından ve Ehl-i Sünnet ulemasının ve hasreten tasavvuf ehli büyük ricaller bunu bize kaynağından, menbaından ispat etmişler ki Hazreti Fahri Kainat cümle enbiyanın ser tacıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Nuh ulul azm bir peygamberdir, mürsel bir nebidir. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa aleyhisselam ecmain bunlar da büyük mürsel nebilerdendir, büyük peygamberlerdendir. 313 Resul Eshab-ı Bedir sayısınca 124 bin diğer bir rivayet 224 bin peygamber Cenab-ı Mevla göndermiş. Zaten peygamber Arapçada geçmez. Peygamber Farsçadır. Dilimize Osmanlı dönemindeki Farisi, Arabi, efendim Türki cümlelerin, Kürdi lafızların harmanlamasıyla bir lisan, halkın konuştuğu bir lisan. Zaten bir 70 yıl öncesine kadar da halk bu lisanı konuşur, bu lisanı anlardı. Şu andaki elimizdeki okuduğumuz gene de bir miktar, belki daha fazla sadeleştirmeden geçmiş bir eser, sohbet kitabı. Günümüz anlaşılır, konuştuğumuz lisana yakın bir hale getirmiş. Bununla beraber gene de o günün izlerini taşıyan kelimeler, sözler var. O 124 bin ya da diğer bir rivayet 224 bin enbiya nebidir. Bunun 313'ü Resul, 4'ü kitap sahibidir. Şimdi efendi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hatem-i Nebi, en son cihana teşrif buyuruyor. Nihayetinde en başta gelmesi lazım. Gelmez mi diye insanın aklına geliyor. Cenab-ı Mevla bütün cihana onu mürsel bir nebi ve cihanın yaratılmasındaki sebep ve bu alemin var edilmesinde ve bizlerin yaratılmasında sebep Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ümmetinin kadrini çok yüksek yapmış. Sair bütün enbiya, Resul ve Nebiler bütün tecrübeleri, bütün kıssaları, bütün meseleleri bize şunu gösteriyor ki enbiyalar da bir seyri sülük çizgisi izlemişler. Allah-u Teala onları Rabb-i Kerim rububiyetiyle eğitime talim tutmuş. Hazreti Yakup meselesini bilirsiniz. Hazreti İbrahim'e gelen dört meleği mevzuyu bilirsiniz. Allah dilemedikçe Allah'ın nebisi, Allah'ın Resulü, ulul azim bir peygamber ve onun neslinden nice enbiya, peygamber gelmiş ve salih zatlar gelmiş. Lakin o dört kimsenin melek olduğunu başta tanıyamıyor. Yemek ikram ediyor. Yemeyince yemeği diyor ki ya İbrahim, biz Allah'ın sana göndermiş olduğu elçileriz, melekleriz. Biz yemeyiz.
İnsan suretinde geliyorlar. Demek ki efendim, Allah-u Teala kadir-i mutlak, şanı yüce Mevla Teala dilemedikten sonra böylesi bir mürsel nebi dahi, bir rasul dahi, bir peygamber dahi Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu insan suretindeki bu dört meleği tanıyamıyor. Demek ki efendiler, halkın da tanıdığı veliler, Hatem-i Nebi aleyhissalatü vesselam ecmain Efendimizin, halkın da tanımış olduğu veliler, kendini de bilen o veli zatlar, istedikleri zaman küşuf ve keramet gösterme, bu kendi inisiyatifinde, kendi iradesindeki olan bir şey değildir. Ancak Allah'ın tasarrufu, Allah diledikten sonra Cenab-ı Mevla inayet eder. Cenab-ı Mevla ganidir. O cenaptır. Onlara sadece peygamberlere gayb bilgisi vermemiştir. Kullarından dilediğine, dilediği kimseye de Allah-u Teala, ayet-i kerimede vardır bu hususta, dilediği kimseye bu gayb bilgisinden ihsan eder. Yoksa bu meselede şöyle bir anlayış meydana gelmesin. Bunu zaten böyle dinlendiriyorlar. Âmenne ve saddakna, elbette ki gaybı ancak Allah bilir. Ama Allah-u Teala'nın diledikleri müstesna. Şefaati ancak Allah dilerse, bir kimseye şefaat ederse şefaat eder. Ama diledikleri müstesna. Gene zaten o Allah'ın izniyle şefaat edebiliyor. Dünyada şefaat, ariflerin şefaati Allah'ı tanıyışa sevk etmek, vesile etmek. Bu en büyük Allah-u Teala'ya ulaşmasına, kavuşmasına, sırr-ı esrara kavuşmasına, buradayken imanı kemale ermesi ve rızaya kavuşmasına en büyük şefaatçidir arifler. Allah-u Teala onlara buradayken o hizmeti, o memuriyeti nasip ediyor ve bu insanlar da sırr-ı esrara Rabb-i Kerim'i tanıtacak, tanımasına Cenab-ı Mevla ona gaybından da ihsan eder. Gayb bilgisinden de nasip eder. Kur'an'ın esrarından da, onun çok hikmetli sırrından da nasip eder. Lakin onlar Allah Teala'nın dilemiş olduğu şeylere, nimetlere, masaliyetle beraber anlayamadıkları, kavrayamadıkları meseleler hususunda da ayet-i kerimede bu hususta böyle beyan eder. Onun peşine düşmezler. O Allah katındadır derler. Teslimiyetleri tamdır. O yüzden Hak Teala o kimseleri efendim sırrı esrarından, Kur'an'ın sırrı esrarından, insanın sırrı icadından, o nihayetsiz ilminden, sıfat ve esmalarından tecelliyat ile nasipdar ve müstefid eder. Ve o insanlara bu dünyadayken şefaatçi yapar. Neye şefaatçi olur, neye aracı olur? Hak Teala'yı tanıyışa, Rabb-i Kerim'i tanıyışa. Ne diyoruz? Rabbimiz Allah'tır diyoruz. Yani bizi terbiye edecek, terbiye edici, eğitici, hayatımıza nizam veren, nasıl yaşamamızı isteyen, razı olduğu yolu gösteren, razı olmadığı şeyleri gösteren, bunları enbiyaları ve veli zatlar ile Cenab-ı Mevla bizlere vaaz ettiriyor. Allah-u Teala gizli bir hazineydim diyor, bilinmeyi murad ettim. İşte bu gizli hazineydim, bilinmeyi murad ettim hakikati, o enbiyalara vahyi ahkami ile kitap
sahibi mürsel nebiler ile ve onunla beraber suhuf sahibi enbiyalar ile beraber ve bu şeriata, o enbiyaya tabi olan, o şeriatın ahkamını, evamir-i ilahiyenin ahkamını, yaşanması gereken, razı olduğu, istediği şeyleri bize belirten ve bu gafletten bizi uyandıran, agah eden, onların peşi sıra birçok nebi göndermiş ve her kavme de nebi gönderdik buyuruyor Allah-u Teala. Hatem-i Nebi Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan bu veraset cihetiyle Hazreti Fahri Kainat'a onun sine-i sadrında Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla kavuşmuş bu saadat bizlere öylesine büyük bir nimeti ve devleti telkin ediyorlar, beyan ediyorlar, izah ediyorlar. O Rabbi, Rabbim Allah sözünü bize hakikatini öylesine bir güzel, hakikatli ve en güzel bir surette ortaya koyuyorlar ki bir mürebbi vazifesi görerek Hak Teala'yı tanıyışa buradayken. Şimdi mesela İsrailoğullarına Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Diyor ki ben size diyor şu toplumlar, şu kavimler içerisinde yükselttim. Nimet verdim. Öyleyse diyor benim bu nimetime şükredin. İfadeye dikkat edersek Allah-u Teala bu nimete şükretmemizi, şükretmelerini, düzeltiyorum, şükretmelerini istiyor. Demek ki o nimetin sahibini bilen o yüce ulul azm peygamber olan Musa aleyhisselam onun penceresinden Allah-u Teala kudret ilahiyesini gösteriyor, denizi ikiye yarıyor, Firavun'u tepe taklak yerin suyun dibine geçiriyor. Bu kudret-i ilahiyesini gördükleri halde, bu nimeti gördükleri halde kendilerine sahil-i selamete ulaştıran Mevla Teala'nın bu inayetini gördükleri halde bunda dahi nankör oluyorlar. Hiç kıyas edilir mi? Nimetin sahibini görenle, ona şükredenle, nimete şükreden. Arada azim bir fark vardır. Demek ki o ümmet esma, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla mükellefti. Bunları tanıyaraktan, bu tanıyışla efendim Cenab-ı Mevla'nın kudret-i ilahiyesini o isim ve sıfatlarla tanıyışla o zati cennetine kavuşmuş mürsel nebilerin bir pencere, bir vasıta, onlara bir şefaatçi aracılıkla o nimetin sahibini bilen, bu emanet-i ilahiyeyi dağların da dahi taşıyamadığı ve bu korkuyla haşyetinden paramparça olduğu bu emanet-i ilahiyeyi o zat-ı ilahiyesinin cennetine kavuşmuş, nimetin hakiki sahibini bilme yoluna girmiş ve her an bunda da uruc eden, seyri sülük, yolculuk eden, yükseliş eden bu enbiyalarını Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim'inde bize anlatıyor. Hani İbrahim'e gelen o dört meleği tanıyıncaya kadar. Hani Allah-u Teala Habib-i Edibi sallallahu aleyhi ve selleme ne buyuruyor? Resulüm diyor. Mübarek kendini çok yıpratıyor, üzülüyor. İnsanların, kavminin kendisine inanmadığını, eza ve cefa ettiğini gördükçe çok daha fazla gayret ediyor, yıpranıyor. Allah-u Teala diyor ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet benim elimde. Hidayeti verecek olan benim. Aslında bu hitab-ı ilahiye, Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir irşadı, bir tebşiri, buradaki hakikati görmesine bir sebeptir bu ayet. Nedir bu hakikat? Bir kimse yüzünü Allah'a teveccüh ederse, ben de diyor ona teveccüh ederim. O bana ikbal ederse, bir adım gelirse, ben de ona 10 adım gelirim. Bunlar benzetme. Cenab-ı Mevla diyor ki, yani Resulüm diyor, onlar kalplerini bana doğru ve sana doğru çevirmiyorlar, teveccüh etmiyorlar, adım atmıyorlar, ikbal etmiyorlar. Ondan ben de onlara hidayet vermiyorum. Onlar hevalarına, nefislerine, arzu ve isteklerine, zulme, bencilliğe, kibre çok düşkünler. Bunlara olan düşkünlüğünden, insanların nezdinde işgal etmiş oldukları zulm ile bir makam, bir mevki gidecek. Bunun gitmemesi derdindeler. Halbuki Musa peygamber dedi Firavun'a, sen dedi iman etmekle tahtından, tacından herhangi bir şey kaybetmeyeceksin. Sen gene kralsan kral, ama Allah'ın emrine ve peygamberine iman edeceksin. Onun emri neyse onu tatbik edeceksin halkına. Ne dedi Haman? Hayır dedi ya Ramses, ya Firavun. Bu seni dedi halkın önündeki haşmetini, hükümranlığını bitirir. Zira Musa'nın Rabbi ne derse onu yapacaksın. Ama bu insanların Rabbi sensin dedi. O senin işlerine karışmaz, karışamaz, karıştırtma, müdahale ettirme. Nasıl azdırdı onu? İtiraza sevk etti. Bu dışarıdan bir bizi itiraza, azgınlığa sevk edecek bir şey. Bir de içimizde olan, Allah'a muhalif olarak yaratılmış bu nefsin, şeytan aleyhilane çamurdan yaratılmış Adem, ta peygamberin çamur halindeyken, balçık halindeyken, onun cesedine, onun vücuduna baktı ve baktı ki bu bir toprak ve içinden şöyle geçirdi. Dedi ki eğer Allah Teala bunu benden hayırlı ederse ben itiraz edeceğim. Peki biz bugün Hak Teala'nın veli kulları diyoruz. Allah Teala onlara dilediği nimetten ihsan eylemiş. Dilediği kimseye o nimetlerden ihsan eylemiş. Bu nimetler haktanken ve onun katındanken ve ondanken Hak Teala inayet eylemiş. Eğer bizim itirazımız onun şahsına olduğunu zannediyorsa biz kendimizi aldatıyoruz. Bu hakkın nimetine itirazdır. Zaten bu küçükten başlar. Hasetten başlar. Efendim, fitne fesattan başlar. Efendim, bugünkü maalesef günümüzde de bu çok yaygın. İnsanlar birbirleriyle maddi çıkar yarışı içerisinde. Birisi maddi olarak imkanlara sahip olsa en başta en yakın çevresi onu haset eder. Bir kimse maneviyatta ilerlese onu kimse önemsemez. Ekseriyet. Maddi yükselişini önemser. Görselliğe daha çok önem verir. Dışa kalıba, maddeye daha fazla önem verir. Maneviyata ehemmiyet vermez. Bir kimseye kızını vereceği zaman takva mıdır? Allah'tan korkan mıdır? İttika sahibi, korkup sakınan, çekinen bir kimse midir? Hakkın evamir ilahiyesinde uyan bir kimse midir diye sormaz. Sadece efendim
maddi durumuna bakmakla da yetinir. Her kimseyi tabi tenzih ederim. Ama genel mana, genel anlayış böyle olmuş. Bu insan ahlaklı mıdır, fazilet sahibi midir, mütteki midir demez. Verdiği kızın da zaten niyet ve maksadı eğer oysa, o da ona bakmaz. Allah'tan korkar mı? Maneviyatı var mı? Yani bu bizim Sübhan olan Allah'tan ne kadar gafil olduğumuzu, Allah Allah derken de ne kadar da aslında gönülden diyemeyişimizin çok açık bir delilidir. Neden? Allah-u Teala kadiri mutlaktır. Dilediğine ihsan eder inancı, imanı demek ki bizim gönüllerimize daha tam oturmamış. Eğer gerçekten oturmuş olsa, inanmış olduğumuz peygamberin hayatına bakarız. Daha doğmadan babayı kaybetti. 6 yaşındayken anneyi kaybetti. Amca dedesini bir miktar yanında, daha sonra amcasının yanında. Sonra efendim Hazreti Hatice ile evlendi. Ona çok destek olurdu Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice. Ve etrafında kendine inanan 40 yaşına geldiği zaman nübüvvet ile vazifelendirildikten sonra 13 yıl Mekke hayatında ne zahmet, ne işkence, ne çileler gördüler, ne hakaretlere uğradılar. Eğer bizdeki iman, inanmış olduğumuz peygambere hakkıyla yerinde, sizler tenzih ederim. Genel bana, genel olarak söylüyorum. Herkesi de gene tenzih ederim. Lakin gerçekten bizler Allah Resulüne tam ittiba etmiş, Allah'tan da ittika ediyor, çekiniyor, sakınıyor, evamir-i ilahiyesine uyuyorsak, gerçek manada bunları iman etmiş bir müminler olarak Allah'a güven duyuyor ve bu mümin vasfıyla da gerçekten mümin sıfatını taşıyan bir kimseler olsak, Allah-u Teala'ya teslimiyetimiz, tevekkülümüz tam olur. O iki cihan serverini, Habibi Edibini 13 yıl o Mekke'de, şimdi o günde olsak, o manzarayı görsek, bugünkü efendim bazı zihniyette olan kimselerin diyebilecekleri şeyi sanki duyar gibi oluyorum. Sen gerçekten Allah'ın peygamberi olsan Allah sana niye böyle eza cefa çektirsin diyebilecekleri sözleri sanki duyar gibiyim. Ondan sonra da bu hal üzereyken esasta efendim sözde Allah'ın Resulü dendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde sanki çok takva ama riyadan, sanki çok gerçek ama taklitten, çünkü mukallidin imanı tam değildir, sahih değildir. Tam sahih değildir. Bunu ancak taklitten kurtarması lazım. Tahkike. Ki bu iman kurtuluşa, hakikatine kavuşsun. Biraz taklitten sanki gerçekmiş gibi Efendimiz'den bahsedildiği zaman bin bir böyle salavatlar dilimizden dökülür gibi salavat getiriyoruz. Ve ondan sonra diyoruz ki ya Rabbi sen bizi ona komşu et. Bu ahlakla mı? Bu ahlakla mı? Onun inanmış olduğu Rabbine tam teslimiyeti, güveni ve ona dönüşü, yüzünü teveccüh edişi, ikbaliyeti ve Cenab-ı Mevla'ya olan kulluğu, ben diyor senin kulluğundan razıyım, sen de benim rububiyetimden razı mısın? Ben onlardan razıyım, onlar da benden razı mı? Biz bu ezayı, cefayı çekeceğiz. Allah da bize diyecek ki, işkencelere maruz kalacağız. Allah Teala da bize diyecek ki, siz benim rububiyetimden razı mısınız? Ne deriz acaba? He, çok razı mıyız diyeceğiz.
Ondan sonra da bin bir isyanla isyan mı edeceğiz? Madem bizleriz, kulum dedin, bize bunu niye çektiriyor musun diyeceğiz. Efendiler, Fâri Kâinat sallallahu aleyhi ve selleme geliyoruz sahabeden. Efendimiz Mekke'nin bir Kabe'nin bir köşesinde oturmuş ibadet ile meşgulken, ya Resulallah diyorlar sahabenin zayıflarından, güçsüzlerinden kimseler. Biz dayanamıyoruz. Bize dua et de, Allah'a yalvar da, bize kuvvet güç versin. Dayanamıyoruz. Bu halkın ezasına, cevhasına, ithamına, tahakkümüne dayanamıyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, siz sizden önceki ümmetlerin durumunu bilir miydiniz? Onları vücudunun yarısına kadar toprağa gömerlerdi. Başlarının ortasından, testereyle ikiye bölerlerdi. Gene de onlar Rabbimiz Allah'tır derlerdi, vazgeçmezlerdi. Hem bazı mertebeler ibadet ile, buraya dikkat edin, ibadet ile ele geçmez. Ancak zahmet ile ele geçer. Bazı şeyler anlatılmaz. Ancak yaşamayla anlaşılır. Çok ibadet etmeyle veyahut da çok anlatmayla bazı şeyler kavuşulmaz veyahut da anlaşılmaz. Ancak yaşamak lazım. Yaşayan bilir. Hani Hoca Nasreddin'e diyorlar, efendi diyorlar, akşam sizin evden bir ses geldi. Diyor ki, benim cübbem diyor, damdan düştü. Hoca diyorlar, cübbe damdan düştü de bu kadar ses bir cübbeden mi geldi? Diyor ki, içinde ben vardım. Diyorlar ki, bir damdan düşmeyle ne olacak? Diyor ki, düşeni getir. Demek ki bir cübbenin içinde, bir cübbe düşmeyle bu kadar ses madem çıkmıyor, cübbenin içinde sen varsan, cübbeni kaldırıp damdan aşağı atmayla olmuyor. O cübbenin içerisinde sen varsan, yaşarsan, o zahmete tahammül eder, Allah'a sığınır. Hiç şüphesiz bu dünyadaki o ezanın, o zahmetin rahmet olduğunu bilir. Allah-u Teala ya Rabbi der, ya Rabbi der, yüzünü döner. Allah-u Teala da o kuluna sormaz mı? Onlar benim rububiyetimden razı mı? Razıyık ya Rabbi. Hiç yoktuk, bizi var ettin. Bizi cemaline gark ettin. Bizi Habibi Ebi Edibine ümmet ettin. Elhamdülillah. Efendiler, madem bu ümmetin büyükleri o sahabe meşrebinden, sahabelerin dahi içerisinde hepsi hazrettir, hepsi büyüktür, hepsi gökte bir yıldızdır, ama biri aydır, ama biri güneştir. Ama biri yol gösterici kutup yıldızıdır, çağrı yâri gözin, aşere-i mübeşşere, Eshab-ı Bedir, 313 kişi. Evet. Onlar Çağrı Yâri Güz'ün rey sahibi, Raşit Halife. Ama sine-i sadra, o şehrin kendisine kavuşan Seyyidimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, onun tam teslimiyeti, o mağaradaki müşahede makamına kavuşması ve bizi sıkıştırmaları halinde mağaranın arkasındaki duvarı eliyle göstererekten orada bir geminin hazır olduğunu
uçsuz bucaksız bir ummanın üstünde atlayıp uzaklaşabileceklerini beyan buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gemiden maksat nedir? Bu gemi Allah Resulü'nün gemisi. Ehl-i Beyt'inin gemisi. Bu gemi Hak Teala'ya götüren, seyri sülük ettiren ama sıfat ve esmalarına kavuşmuş, kudret-i ilahiyesine kavuşmuş ve zat-ı cennetine ilelebet ve nihayetsiz bir uruç haline yükselişe, buradayken rızaya kavuşmuş ve Hak Teala'dan gönlünde onun nihayetsiz ilminden füyüzatlar akan bir zat-ı kiram Hazreti Ebu Bekir, o uçsuz bucaksız denizden manada, o uçsuz bucaksız ve nihayetsiz ilelebet, bir gizli bir hazine olan Cenab-ı Mevla'nın zati cennetidir. Bütün mana ve her şey eğer bir cennetten ibaret olsaydı, Hak Teala'nın bizden çok daha üstün bir varlık mutlak yaratırdı. Çünkü neden? O gizli bir hazine bilinmeyi murad ediyor. Muhabbet ediyor. Bilinmeye muhabbet ediyor. Çünkü onun rahmeti nihayetsiz. Rahmetim gazabımı aştı diyor. Rahmeti ilahiyesinden bizlere bu muhabbet peygamberine aleyhissalatu vesselam ve bu ümmete tarihi Nakşi'nin efendim piri piranı Nisbet-i Sıddıkiye'yi bizlere tefşir buyuraraktan Cenab-ı Mevla'nın zat-ı cennetine ulaşmayı ve bu büyük zatlara kavuşmayı, merhamet-i ilahiyesinden bu nimetine mazhar etmeyi Cenab-ı Mevla muhabbet buyurmuş, istemiş, arz etmiş. İşte bu ümmetin büyüklerin büyüklüğü. Hızır Aleyhisselam'a sormuşlar. Sizden büyük kimse gördünüz mü? Diye sormuşlar. İki zatı nakil buyurmuş ki bunlardan biri bir genç idi. Onun evsafı daha evvel beyan edilmişti. Diğeri ise Mekke-i Mükerreme'de Ebu Bekir Kettani Hazretleri'dir. Hızır Aleyhisselam şöyle naklediyor. Bu zat vaaz etmekte olan bir vaizin nesahini, nasihatını dinlemeyerek, başını dizlerinin üzerine bırakarak bir köşede murakıp bulunuyordu. Murakabe hali yani. Murakıp Cenab-ı Mevla'nın füyüzatına, o zat-ı cennetindeki efendim teneffüse bir huzur, bir ünz, bir agahiyettir. Bir yakınlaşma halidir. Murakıp bulunuyordu. Bu zat nesai ederken, nasihat ederken yanına yaklaşır, o da bakıyor ki dinlemiyor. Vaizi niçin dinlemediğini soruyor. Biz vaazı sahibinden ahseder ve ondan bir an gafil olmayız. Biz vaazı sahibinden ahseder ve ondan bir an gafil olmayız. İrtibatım onunla diyor. Efendi diye cevap verir, böyle olduğu ne malum diye sordum. Öyle ya, böyle olduğunu nereden biliyorsun? Ne buyuruyor? Dedi ki, bak ben senin Hızır olduğunu biliyorum. Fakat sen benim Ebu Bekir-i Kettani olduğumu bilmiyorsun. İşte bu ümmetin yüksekliği. Bu ümmete verilen nimet. Hazreti Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselamla üç meselede arkadaşlığı ayrılma noktasına geliyor. Buraya kadar diyor. Değil mi? Efendiler diyeceksin, bu ümmetin alimleri, bu Beni İsrail peygamberlerinden de büyük. Enbiyalar büyüktür.
Hiç şüphe yoktur buna. Nasıl ki en büyük veli Hazreti Vahşi'ye kavuşamıyor radıyallahu anh, Seyyid Abdülkadir Geylani de mi? Evet. İmam-ı Rabbani de mi? Evet. Kavuşamıyor. Sohbet-i Nebevi'de zahir, o sohbette bulunmuş olduğundan Allah Resulüne taraftar zahir, o sohbet-i Nebevi'de irşat buyurulduğundan, demek ki zahir de çok önemli. Allah-u Teala zahiri nimetlerinde yaratıyor ve bizlere veriyor. Ama bununla beraber bu zahiri nimetlerin hakikatini ve sahibini tanıyışa batını nimetler de ihsan buyuruyor. Demek ikisi de ne kadar ehemmiyetli, ne kadar mühim. İmanın ve İslam'ın en asgar bir rüknü dahi, şeriat-ı garra-i mutahharanın en küçük bir rüknü dahi, bir insan binlerce hayatı olsa feda etse, gene de en ufak bir rüknüne bin defada, binlerce defada hayatı olsa feda etse, o küçük bir asgar rüknüne Cenab-ı Mevla'nın kendisine o evamir-i ilahiyyesi ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi ve kendisini yoktan var edişi, bu nimetlerle donatışına, bu hayatı bahşedişine denk gelir mi? Bin defa da versen canını, bin defa da seni gene Allah yaratacak. Bin defa da yeniden gelsen dünyaya, bin defa da seni gönderen, o canı verecek olan gene Allah olacak. Milyon defa da versek, vallahi bu nimetin bedelini ödeyemeyiz. Her defasında dikkat edin, borçlanırız. Her defasında borçlanırız. Peki, rahmet-i ilahiyesinden bizleri yoktan var eden Cenab-ı Mevla, bu nimete, bu efendim hazineye muhabbet eden, bilinmeyi muhabbet eden Cenab-ı Mevla, insandan istediği, insanın yapmasını istediği hal, hakikat, davranış, fiil, amel, ibadet ne ile, elindeki hangi imkan ile bu bedele bir baha biçecek de ödeyecek? Hiçbir surette insanın bu bedeli ödeme imkan ve ihtimali yoktur. Yalnızca eğer kendini yoktan var edene muhabbeti ve ona yakınlığı, kendisine dost kabul edişi, Cenab-ı Mevla ganidir, bedel peşinde değildir. Ama Hak Teala rahmet-i ilahiyesinden o muhabbet eden kimseye muhabbet ediyor. Ben sizin Rabbiniz miyim? Elestu bi rabbikum galu bela. Evet. Bak demiyor başka bir şey. Ben Rahman mıyım? Ben Rahim miyim? Ben Allah mıyım? Ben Kerim miyim? Bir şey, başka bir şey demiyor. Bak tek kelime. Elestu bi rabbikum. Ne demek? Eğer siz buna saddakna diyecek, evet diyecekseniz, ben sizin Rabbinizim, siz de bana sen bizim Rabbimizsin diyecekseniz, ki demişiz, efendi, öyleyse Rabbimiz olan Allah Kerim'dir. Keremi, lütfu, ihsanı ondan bileceksin. Rabbimiz Allah Rezzak'tır. Rızkı suri ve rızkı manevimizi ondan bileceksin. Rabbimiz Allah derken neler dediğini ve nelere söz verdiğini biliyor musun? Bak, Rabbim Allah dedin ha. Eğer bu sözünü unutursan,
Rabbimiz olan Allah kahhardır da. Bak Rabbim Allah dedin ha. Bunu derken biliyor musun? Şunu da dedin. Rabbimiz olan Allah müntakimdir de. İntikamını alır. Rabbimiz Allah ehaddır, samettir, tektir, birdir, biriciktir ve yaratmış olduğu hiçbir şeye benzemez. Ben seni terbiye edeceğim, eğiteceğim. Kulluğun nedir bunu bileceksin, sen de beni bileceksin. Ama bu nefsin muhalefetini, bana itirazını tanıyacaksın. Tanıdıktan sonra beni tanıyacaksın. Bileceksin ki bu nefsin itirazı banadır. Sana bu kibri veren şeytan gibi, o melun aleyhi lane gibi seni efendim bu tuzağa düşürecek ve benim dergah-ı ilahiyetimden tard edecek olan bu nefsindir. Sen Adem gibi kusuru kendinde bilir. Ben kendime, nefsime zulmettim der. Bunu benden bilmezsen, bu nefsinden bilirsen, zulmedicinin, zulmedenin nefsin olduğunu bilirsen, o zaman Rabbim Allah'tır sözüne sadık kaldın. Ama yok Ahmet yaptı, yok Mehmet yaptı, yok falan sebep oldu, yok filan sebep oldu. Bu kötü yazgıyı bana sen yazdın, beni böyle sen yaptın. Allah muhafaza. İsyana götürecek sözlere telaffuz etmek, aynen o melun şeytanın söylediği sözü söylemeyle aynıdır. Beni sen azdırdın dedi. Bir tek evamir-i ilahiyeye itirazı, dergah-ı ilahiyesinden tard odulmasına, defol hitabına. Cenab-ı Mevla ona dedi, o bulunduğun yerden in ve defol. Allah Teala bizim bu sıfat-ı insaniyetimizi en güzel bir surette bize veriyor. Biz bu nefse muhalefetle, Hakk'a itiraz etmemeyle, Hak Teala'ya kulluğumuzda o sırr-ı sübhana ermiş ümmetin büyükleri kimse olan o ariflere muhabbetimiz, bu mürebbilere muhabbetimiz, aynıyla itaatimiz Allah Teala'dır. Çünkü efendi bir ilkokul çağına giden bir çocuk nasıl ki babasını şah bilir, daha bebek okul, küçük çocuk babasını padişah bilir. Ama desen ki ya baban padişah değil, şah da değil. Ama onun gözünde padişahdır. Şahdır. Çünkü neden? Kendini lazım olan ihtiyacını görmesine, tedarikine sebep olan odur. Öyleyse efendi, Hazreti Ali Kerremallahu Vecen'in söylemiş olduğu söz neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Mübarek ne diyor? Bir harf dahi bana öğretenin 40 yıl kölesi olur. Bazıları buna zayıf diyorlar. Öyle bir şey söylemedi de diyenler var. Lakin bu fakir buradan şöyle bir hikmet çıkartıyor. O bir harf dediği eliftir. Elif Allah'ı temsil eder. Bu sözün mahiyeti gel buraya sana bir A demesini öğreteyim değil. Sana Elif'in yolunu göstereyim. Elif'in hakikatini göstereyim. Sana Elif'in manasını söyleyeyim. Allah Resulü bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali kerramallahu veceye haydaru kerrara o şahı evliyaya mübareğe ya Ali dedi sana bir şey söyleyeyim lakin kimseye söyleme.
kulağını eğdi ve ona bir şey söyledi. O sözü söyledikten sonra mübarek yerinde duramadı. Bir şehrin o tarafına, bir bu tarafına. İçi içine sığmadı, yerinde duramadı. Bir o tarafa, bir bu tarafa hızlı adımlara gidip gelerekten en son dayanamadı. Gitti bir kuyunun başına. Sadece bir kelime söyledi. Hu deyince kuyunun suyu taştı ve dışarıya boşaldı. Ne demek hu? O. Var mı başka bu? Şu. O. Bu falan filan var mı? Haşa. Hu. Hayatım, ölümüm, dirimim, namazım, orucum ve her şeyim alemlerin Rabbi Allah içindir hakikati. Diyeceğiz ve bunu lisan ile söyleyeceğiz, kalb ile tasdik edeceğiz. Sonra da efendim rızkımızı, şuyumuzu, buyumuzu başka bir şeylerden bileceğiz ve bekleyeceğiz. Bu nefsin şirkidir. Bu şirk-i hafidir. Sureti iman. Evet, lafzı iman vardır. Fakat gönle oturmuş, hakiki daha iman gönle oturmamış, gönle oturan lazım olan şey daha henüz gerçekleşmemiş. İşte bu nefs bize Hak Teala'dan efendim uzak kalmayı, azgınlığı, taşkınlığı ne cihette? Hangi cihette? Sahir zamanlarda da söylüyor fakir. Şu cihette. Esas mana bu. Allah Teala'nın nimet verdiği Adem peygambere şeytanın yapmış olduğu itiraz. Enbiyasına ve evliyasına münkir olmak aynı itirazdır. Bu nimet haktandır. Adem oğullarının kimine üstün kıldık diyor Cenab-ı Mevla. Öyleyse bu üstünlükten mana nedir? Takva iledir. Allah'tan haşyet iledir. O esrar-ı ilahiyeye olan efendim bakışı basireti iledir. Bir kimse mana ve mahiyetini bilmediği bir kimseye tebdili kıyafet etmiş, isterse tebdili kıyafet etmemiş bir padişaha, 3 yaşındaki çocuğu ver, padişahın kaldığı sarayın odanın içerisine koy, o çocuk gider padişahın cübbesini de çeker, kucağına çıkar, sakalını da çeker, sarığıyla da oynar. Ama yetişkin bir kimse bunu yapmaz. Neden? Padişahın gücünü bilir. Ondan dolayı da haddini bilir. Bizim imanımız daha çocuk imanı mı ki? Bak, yetişkin bir kimsenin yaptığını, yapamayacağını biliyoruz. Ama Allah'a karşı yaşayışımız bu ne cürettir ki? İşte biz bundan dolayı bu zillete düştük. O ariflere muhabbetimiz nefsimizin itirazı neticesi kesildi. Efendim, ya biz bu nefes derken Ataullah İskender'i kitabında El-Hikem'de der. Gösteriş ile kılınan o namaz var ya, namaz. Ama bir kimse o anda bir günah ile meşgul. Hangimiz günahsızız? Soruyorum şurada. Günahsız olanınız var mı? Belki benim günahım sizden fazla. Samimiyetimle söylüyorum. Gerçek söylüyorum. Fakirin günahı sizden fazla. Şurada oturup da size nasihat etmeye kendimi layık görmüyorum. Lakin emredildiği için bu vazifeyi yapıyorum. Memuruz.
haşa bir şey olduğumuzun iddiasında da değiliz. Lakin o çocuk, sizler fakire muhabbetlisiniz, hüsnü zannınız var. Nasıl ki o çocuğa, bizim bir kardeş vardı, bir gün dedi ki, hocam dedi, yanında bir oğlu var. Dedi, benim bu oğlan dedi, beni dedi, zannediyor ki çarşının sahibiyim. Ama dedi, bilmiyor dedi, ben bir seyyarım dedi. Dedim, baba sen onun babasısın dedi. Elbette ki öyle bilecek. Şimdi seyyar da bir esnaf, holding de bir esnaf değil mi? Neticede ticaret, hepsi ticaret. Esas da nedir? Ticaret ahlakıdır. Ticaret ahlakına helali, haramı ayırt ederekten, efendim haklının hakkını iade ederekten, vaktinde ve zamanında vererekten, bu ticari ahlaktır. Çoluk çocuğunun bir seyyarda olsan, hakkını vaktinde götürerekten, onların sana Allah'ın bir emanet olduğunu bilmen, ailenin sana Allah'ın bir emanet olduğunu bilmen ve onların rızkı için çalışman. İşte bu nedir? Bir ameldir. Amel, iş, helal dairede, evamir-i ilahiyye muvafık. Enbiyanın sünnetine, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine muvafık yapıldığı takdirde bu amel ne olur? İbadet olur. Elbette ki o çocuk seni bu çarşının sahibi bilecek. Belki siz de bu fakiri bütün maneviyatların, bütün işte efendim şeylerin sahibi zannediyorsunuz. Öyle hüsnü zannediyorsunuz. Lakin fakir kendini öyle bilmez, öyle görmez ve öyle olduğunda iddia etmez. Allah'a sığınır. Fakat sizin hüsnü zannınız o baba evlat ilişkisi gibi. Bizler kardeşiz. Efendim. Bir abiniz veyahut da bir büyüğünüz olarak görmüş. Muhabbet etmişsiniz. Allah razı olsun. Cümlenizden inşallah. Ümmet-i Muhammed'den inşallah. Öyleyse efendim. Kemale ermek ne demek? O padişahın gücünden emin olan. 30 yaşında, 40 yaşında bir adam gitse, hani 18'inde belki 15'inde bir toy delikanlı gitse, şimdikinin toy delikanlısı öyle ama o yaşlarda İstanbul'u fethetmişler. Maalesef şimdi 18 yaşında, hala 20 yaşında, hala anası babası işte diyor daha çocuktur, daha toydur. 25 yaşında, 30 yaşına geliyor, daha efendim hamdır, daha toydur. Baba ne zaman olacak? Daha 40'a dayadı merdiven. Daha bunun hamlığı, toyluğu, bunun bahanesi mi kaldı? Allah'ın yoluna münafi. Mugayir. Hala bunun toyluğu, delikanlılığı mı kaldı? Sahabe-i kiramdan, ya Resulallah daha çocuk, beni de kılıç kuşat, ben de geleyim. Diyor ki, yok diyor, sen daha küçüksün, ben diyor güreş dediği falanı yeniyorum. Öyle bir güreş tutturuyor, güreşte yenince hatta böyle ayaklarını uzatıyor ki kılıcı bağlıya, kardeşine diyor ki abisine, kılıcını sen bağla. Kaç yaşında? 13, 14, 15 yaşında. Bugün 30 yaşındakine hala çocuk muamelesi yapıyor. Efendiler, 30 yaşındaki bir insan o padişahın huzuruna çıksa, onun kudretinden, gücünden, ama ihsanından, ama cezasından da emin olarak, her ikisi arasında da %50 bir korkuyla çıkar. Çünkü sultanın huzuruna çıkıyor. Beni cezalandırır da, mükafatlandırır da. Havf-ı recası dengede. Ama ehlullahın haşyeti, bu gücün, kuvvetin, kudretin, o devletin içinde olduğundan, devlet ricali olduğundan, sultanın ve padişahın kudretinden tam emin, haşyet duyuyor. Belki bir halk olsa, hakkımı isterim der. Hala bu halk zihniyetinden vazgeçip hakka haşyet duyma mesabesine gelmeyecek miyiz? Gelenlerle beraber olmaya gayret etmeyecek miyiz? Hala bu çocukluktan, bu hamlıktan, bu toyluktan vazgeçmeyecek miyiz?
Vazgeçmezsek bu zillet de bizden gitmez. Bak ehli imanın, bak ümmeti Muhammed'in, bak şu İslam aleminin düştüğü durum. Ne zillet. O Fransız askerleri Cezayir'deki yapmış olduğu çile, o müminlere, Müslümanlara o işgalde yapmış oldukları eza, cefa, o annelerin, o kızların ırzına geçtikleri zaman bugün Irak'ta geçiyorlar. Bizden uzak değil. Biz bizim aslımıza, yaratılışımıza dönmedikçe, hak ve hakikate seyr-ü sefer etmedikçe, Hak Teala bizden bu zilleti gidermez. Evet, bir ailenin ne kadar asi evlatları, çocukları olsa da baba gene şefkat duyar. Hazreti Nuh gibi elini uzatır. Bugün böyle bir tercih noktasındayız. Öyleyse bize uzatılan, haktan uzatılan bu ele, bize hakkı söyleyen, hakka sevk edecek, seyr-ü sefer ettirecek bir ele uzanmanın tercih noktasında tam o gün Nuh'un gemisi gibi aynı mesafedeyiz. Eğer bu uzatılan ele el vermezsek, öyleyse o vahyi ahkami o gün nasıl Hatem-i Nebi'ye indi, bu ayet o gün kalmadı Nuh'ta. Eğer Hatem-i Nebi'ye indiyse bugün de bu ayetin hükmü var. Ebediyen de olacaktır. Nedir bunun hükmü? O senin ailenden değildir ya Nuh. Bak diyor, murakıp halinde. Biz vaizi, vaazı efendim sahibinden ahzeder. Yani sahibi kim vaazın? Hak Teala. Evet. Bildiği veçhile Hızır Aleyhisselam ihtilaflı da olsa nübüvveti mevzu bahistir. Yani peygamber midir, değil midir diye bir ihtilaf var. Ama ihtilaflı da olsa diyor, nübüvveti mevzu bahistir. Yani bir nübüvvet meselesi, bir mevzu, bir bahis var. Zira bu fakirin de gönlüne öyle geliyor. İnşallah. Yani Hazreti Hızır efendim, nasıl ki Süleyman peygamberle Zülkarneyn aleyhisselama bir arada zikrediyor Allah-u Teala. Yani bir enbiya ile bir salihi zikrediyor düşüncesi var. Zülkarneyn aleyhisselam enbiya mıdır diye. Ama bir peygamberle beraber zikrediyor. İkisi mümin, İkisi kafir olan tam 4 kişi diyor, tüm dünyaya tam hakim olmuştur. Bu iki mümin Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamdır. Demek ki gönlü öyle geliyor, fakat gene de bu mevzu öyle bilindiği gibi efendim ihtilaflı da olsa, demek iki kimseyi tam hakim etti Allah-u Teala. Kim? Biri Süleyman peygamber. Demek Zülkarneyn aleyhisselam da peygamber. İki kafir kim? Onlara da krallık, saltanat verdi. Biri Buhtun Nasr, biri de Nemrut. İkisi de taht, saltanat sahibiydi. İnşallah mevzu bahis olan da gene o mübareğin nübüvveti. Evet. Çünkü Hazreti Musa'yla da arkadaşlık etmesini Hazreti Musa istiyor, onunla arkadaşlık ediyor ve onu irşat buyuruyor. İlmi ledün tahsiline irşat buyuruyor. Hazreti Musa 3 meselede bu meselenin efendim irşadını, tahsilini alaraktan, o meselenin hakikatine vakıf olaraktan, 3 meselede tahsil ederekten Hazreti Hızır'dan ayrılıyor. Ulul azm bir peygamber vazifesi var.
Evet efendiler. Ya Kerim. Evliyaullah'tan bazıları buyuruyorlar ki müjde ve saadet o zata ki yuvasından ayrılmaz. Evliyaullah'ın bazıları da veyl o kimselere ki yuvalarından ayrılmazlar diye buyuruyorlar. Yani yuvasından ayrılmayanlara hem veil hem de müjde diyor. Zahirde muharif gibi görünen bu iki emir hakikatte bir manayadır. Zira insanın iki vatanı vardır. Birincisi vatanı asli ve hakiki, ikincisi vatanı sani ve arızidir. Vatanı asli ve hakiki, diğer ise vatanı arizidir, sanidir. Vatanı asliyi bilip gönlünde ona mukbil ve müteveccih olana, o huzurdan ayrılmayana hakikaten müjde. Sefer der vatan der tarihi nakşide. Nedir? Vatanı asliye sefer der vatan. Cenab-ı Mevla'nın muhabbetullahını gönülde bilmeye, başka hiçbir şeye yer vermemeye. Ve bütün dışarıdaki kalan her şeyin siva ve masiva Allah'tan aynısı olduğunu, kendisi Allah'tan uzaklaştıracak şeyler olduğunu düşünmek. Ama Allah için de ondandır ama o değildir. Eşya nedir? Sıfat ve esma-i ilahiyenin tecelliyatıdır. Kudret-i ilahiyenin tecelliyatıdır. Ama o değildir. Çünkü Samet sırrına aykırıdır. O hiçbir şeye benzemez. Yaratmış olduğu hiçbir şeye benzemez. Buna münafi olur. Evet, eşyanın hakikatinde ne var? Esma-i ilahiyenin ve sıfat-ı ilahiyenin tecelliyatı, görüntüsü var. Nasıl? Allah-u Teala kadir-i mutlaktır, atomları bir arada tutuyor. Allah-u Teala hayyu kayyumdur, hayatlandırıyor ve bizleri bir arada tutuyor. Allah-u Teala kayyumdur, tutandır derken, ama bir yandan da bizleri ayaklarımızı imanda tutuyor. Hayatlandırıyor. Değil mi? Elhamdülillah. O Cenab-ı Mevla'nın muhabbetini gönülde bilip bundan ayrılmamak. Efendim. Kezalik vatan-ı sani arizi olan bu dünyaya gönül vererek ve şu vücut yuva ve mahbesinde kalarak mana ve batında bir şey anlamayanlara veil olsun. Şu dünya hayatını sevip veil ederekten ve şu vücut mülkünün de bu dünya hayatından fakir bazen görüyor. Hiç ölmek istemeyen kimseleri görüyor. Çünkü ölmeden evvel ölünüz hakikatine kavuşmamış. Sorsan da öylesine güzel bir İslami şey giydiriyor ki, canım diyor, iki gün daha kalak da salatu selam getirek, hadi be. Bu kılıftır ya, söz yani, bir nefsin efendim çıkardığı bir şey. Daha sonra bakıyorsun, o da yetinmiyor, bu sefer ne yapıyor? Ya diyor, reenkarnasyon diye bir şey var diyor. Ölüp ölüp diriliyormuşsun. Hay subhanallah. Kardeşim, Allah-u Teala insanı insan olarak, hayvanı hayvan olarak, eşyayı eşya olarak yaratmış. İnsanda Allah'tan bir emanet var. O yüzden insan Hazreti insandır, büyüktür. İnsan bir defa gelecek dünyaya. Bir daha gelmeyecek. Bir defa gelecek, bir daha gelmeyecek. Bir defa gelişte Allah'ın emrini ve onun rububiyetini ve onun enbiyasını, evliyasını, kitabını, senin sırrı icadına efendim vakıf olacağın bütün hakikatleri, vazife-i dairen nedir? Bunu bilip bunu bulmaktır. İnsan başı boş yaratılmadı. İnsan boş bir amaç için yaratılmadı.
İnsan çok mühim, ehemmiyetli bir mevzu için yaratıldı. Hakkı bilip bulup tanımak için. O sırrı insaniyetini, sırrı icadiyetini bilmek, sırrı esrar-ı ilahiyeye vakıfiyet her an teveccüh ve ikbal için yaratıldı. Sonsuz cennet hayatı da bunun için var. İlelebet ve nihayetsiz bir tanıyış var. Ebeden ve nihayetsiz. Allah sonsuzdur diyoruz değil mi? Ebedidir diyoruz değil mi? Ezelidir diyoruz. Hiç onun başlangıcı, evveli ve ahiri yoktur diyoruz değil mi? Peki evveli ve ahiri olmayan Allah-u Teala evveli ve ahiri olmayan bir hayata seni götürüyorsa niçin götürüyor? Evveli ve ahiri olmayan nihayetsiz bir hayatta sürekli Kevser'den su içesin de elma armut mu yiyesin diye mi götürüyor? Yoksa o gizli hazineyi ilelebet buradayken bilip ilelebet tanıyış için. İşte buradayken bilen ölmezden evvel ölmüştür. Hesaba çekilmezden evvel muhasebesini yapmıştır, muhasiptir onlar. Öyleyse mümin için ölüm yoktur. Bu nefsin itirazına gem vurmak, ölmezden evvel ölmek, itirazına gem vurmak, o binek mesabesinde olan nefse binmek, Allah'ın emri doğrultusunda sevk ve idare etmektir. Hak Teala Azimüşşan Hazretleri bizleri kendine kul, Habibi edibine ümmet yapmış. Al etmek lazım ki böyle bir hakikate buradayken kavuşmayalım. Öyleyse kurban, o ihlas ve samimiyet aslanları, o 313'lü efendim Resul, o Allah'ın kutlu Resulleri, o 313 tane eshab nasıl bir aslan gibi Allah yolunda bu İslam'ın izzetini elleriyle kendi vücutları üstünde, başlarının üstünde taşımış ve bizlere ulaştırmışlarsa, bugün bu ümmetin düşmüş olduğu bu zilletten, efendiler, Rabbim inayet etsin, inşallah o sahabenin ve o Resullerin bize anlattıkları, ulaştırdıkları hak ve hakikat ve sırrı esrara, vakıfiyetimizi Allah'tan isteyelim de, bu omuzlar üstünde yükselsin de bu ümmet-i Muhammed inşallah belki o bir avuç mümin vesilesiyle inşallah muzaffer olur. Bu tohumu tarlaya atmak lazım ki hasat kalsın. Ya Rabbi senden niyaz ediyoruz, istiyoruz. Ya Rabbi şu zilletten ehli iman ümmet-i Muhammed'i kurtar ya Rabbi. İslam'ı cihana hakim eyle ya Rabbi. Hakiki şuuru bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, münafık ve kafirlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, onların aleyhimizdeki kurdukları, aldıkları tebdir ve şeyleri kendi aleyhine, kendilerine döndür ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bi hürmetil Taha Yasin. Bi hürmetil sırrı suretil Fatiha.